Nurtepe'deki kadınlar, kızlar her zaman için erkekler için şeydir, muammadır. Ya bu beni seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor tabii, çok sevdiğini belliyor da baş edemiyorum ben bunun zekasıyla der. Baş edemezsin İnanılmaz zaten bir ya. zeka Öyle olsun. kipidir, baş Peki. edemezler. Şimdi paradan bahsetmişken, paradan yana şanslı. Özellikle bu 2000 içinde bulunduğumuz 2021 yılında konuşamadım da. 2021 yılında paradan yana özellikle hangi burçlar şanslı olacak? Paradan yana şanslı ama aşktan yana şanslı olanlar hangi burçlar? Öncelikle bir aslında 2021'de şöyle bir bakalım. Para yönünde hangi burçlar iş yönünde atağa geçecek? Şimdi şöyle bir şey. Para da önemli Oğlaklar, yani, değil mi? tabii canım, herkes için. Oğlakların para durumları bu sene iyi olacak Öyle mi? Ancinciğim. Evet, sırtlanlardan sonra Oğlakla ilgili ilk defa güzel bir şey duyduk. para evlerinde kova var, Jüpiter var, Satürn var. Yatırımcı bir kafaları olacak. Sırtlanlardan ve papatyalardan sana oğluk gibi para gelecek, haberin olsun. Sağlık olsun. En başta sağlık. Ondan sonra Tamam, para, güzelmiş. yatırımcı bir Başka hangi kafaları burç? var. Onun dışında tabii ki boğalar. Boğalar. Buyurun. Maşallah. 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 Evet. Akrepler, bunlar Akrep de mi para tabii ki özellikle? para, tabii ki. Belki programın bir yerinde güzel bir şekilde akrep kadınını da konuşursak inşallah, nasip Bir dakika, olursa. oğlaklar, Dur, oğlaklar. Tio geldi. Ne dedi? Akrep kadını istiyor. Hayır, akrep kadınına da gelecektir Doğru söz. söyle Konuşuruz abi. yani, Hayatım benim, konuşuruz. akrep benim var hayatımda. Ya bir şey söyleyeyim, olabilir genç Sana ben bir şey adamsın. söyleyeceğim. Ben de bu anlamam, biliyor musunuz? Yani televizyon insanlarının hayatındaki Ay, insanları söyle saklama bakalım. olaylarını anlamam. Vallahi benim, yemin ediyorum, hayatımda biri olsa hiç çıkar söylerim ya. Ne var ki bunda? Çok insani bir duygu. Niye böyle ek mık mık yapıyorsun? Varsa akrep. Ben şimdi bak, senin yerinde olsam, ya da daha doğrusu senin sevgilinin ya da ne Kızarttı diyeyim, beni. kız arkadaşının yerinde olsam, ekran başında şu anda izliyorsam, Evet. ben bozulurum. Benden niye bahsetmiyor derim yani. Çünkü Adil'in hayranlık kitlesi çok fazla. Ben farkındayım, Ecem hayran biliyorum. kitlesi olabilir ama Bütün ünlüler mesela bak, Sadece ama dinliyorum o şu zaman an. o kandırmaya Çok giriyor. Hayır, hoşuma o kadar mesela. İtham geldi şimdi, kandırma ithamı. Hayır, bir dakika. Diyorsun ki bu kadar çok akrep. Tamam, bahsetsin. Akrepten bahsetmesi için sen önce Akrep itiraf kadınları edeceksin. candır. Akrep kadınları Hoppa. en güzelidir. Akrep kadınları, geçen de söyledim, insanlar çok gülmüş. Böyle boyun fıtığı yapar bir adamı. Böyle adam ona bakacağım derken boyun fıtığı yapar. Ve senin abla söylediğin çok güzel bir cümle var. Bak, onu hiç unutmadım. Söyle. Akrep bakışıyla, Adamı sadece deler. bakışlarıyla adamı deler dedi. Deler. Aynen öyle. Dolayısıyla konuşması Adamın bile dili keyifli, düşer. çok zevkli. Arkadaşlar. Özel hayatımla ilgili neden hiçbir zaman için konuşmuyorum? Onu da müsaade edersen söyleyeyim. Çünkü ben papatyalarıma bütün videolarımda söyledim. Birinci kural gizlilik. Asla özel hayatınızla ilgili konuşmayın. Hep bunun karını göreceksiniz. Size çok güzel gelecek bu. Ben de özel hayatımla ilgili asla konuşmam. Bak, asla. Yolu bulmuşsun vallahi. Asla konuşmam. Ama, Birinci hayır, kural gizlilik. Olmuş. Birinci kural ne gizliliği? Gizlilik. Hayatında biri varsa yani söylemek. Özel hayatla ilgili Peki, konuşulmaz. Daha keyiflidir. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir kadın tipiyle ya da kız tipinden hoşlanıyorsun? Abla, ben değilim bu program. Konu, hayır, evet, geç geç dakika, geç, aman konu yapma, adil dur, değil. yapma. Ben konu zaten... adil değil, konu aşkla değil arkadaşlar. Konumuz para. Paradan yana evet. şanslı olan burçları söylüyoruz. Akrep dedin, oğlak dedin, oğlaklar, boğa boğalar. dedin. Özellikle bahar aylarında çok güzel durumları, çok iyileri. Bahardan itibaren. Özellikle Kasım'dan sonra da bir tutulma olacak, 19 Kasım'da. Aslan, boğalar, akrepler. Aslan kadını çok danışanım var, sordular. Aslan kadınlar için para geliyor mu bu sene? Aslan kadınları evet, ama ilişkilerden gelecek olan para var. Yani ha. şöyle. Bahar geliyor yani. Yani bak, İlişkilerden yanlış gelecek para anlıyorlar. nedir ya? İlişkilerden gelecek. Yaptığı işin karşılığını alacak. Sevgilisi varsa ondan gelecek olan para var. Ailesinden, babadan gelecek olan para var. Aile kavramları ile ilgili mirastan gelecek olan para var. Allah, ya organize işlerden gelecek olan paralar var. Peki 12 burca şöyle baktığında kısaca bir değerlendirir misin? Mesela koçları, boğaları, yengeçleri, akrepleri iş ve parasal anlamda ne bekliyor? Ya koçlar çok güzel para kazanacaklar. Boğalar kendilerini değiştirecekler. Değişimler içindeler. İkizler özellikle yatırım yapacaklar. Yengeçler aileleriyle ilgili sorunları ve sıkıntıları bitecek. Aslanların güçleri yükseliyor ve koklamaları değişiyor. Başaklar artık geçmişten özür dileyecekler. Çünkü yüzleşmeler yaşayacaklar ve hatalarını görecekler hayat boyunca yaptıkları. Teraziler ailevi sıkıntıları bitiyor. Çok büyük aşk var. Özellikle yükselen terazilere, yükselen kovalara, yükselen aslanlara. Bak, görüyor musun? Aşk çok geliyor. Büyük aşklar var. Ondan sonra akrepler için çok güzel. Akrepler biraz sıkıntılı bir durumları var ama çok sürpriz paralar ve çok sürpriz olaylar Akrebe var. Akrebe para geliyor. Evet, doktorumuz da var herhalde, hızlanıyoruz gibi.
Hayır, sen evet, lütfen razı tamam. ol. Tamam, uzun uzun konuşayım. Yay burçları için yine çok büyük aşklar var. Oğlaklar mal mülk edinecekler, para yatırımı yapacaklar. Kovalar için çok güzel sıkıntıları bitti. Son 3 yıldır zorluklar yaşadılar. Yılın burcu kova. Balıklar da aynı başaklar gibi geçmişten özür dileyip önerilerini yılın bakacaklar. Burcu kova dedin abla. Evet, yılın burcu bu kova. Bu yılın burcu kova mı olacak? Kova. Ha bak, evet. İlginç. Kovalar bunu kovalar dinlesin. Ve aslanlar yılın aşk anlamında mı, maddiyat anlamında? Her anlamda. Her anlamda. Kaybettikleri her şeyi kazanacak. Tekrar kovalar, ama kovaların da tabii ki kendi aralarında farklı haritalarıyla da ilgileri var. Yaptığı hataları görecekler kovalarda. Bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışacaklar. Hayatları boyunca ders aldılar bazı konularda. 2021 zor bir yıl mı olacak Filiz? 2021 de zor. Çünkü bir fragman da 2020. 2021 de zor. Ama Mayıs ayından sonra bu aşıla durumları gayet iyi, güzel gidecek. Ama 2022 senesinde çok daha farklı mutasyonlar, virüsler yeniden. Dünya değişiyor. Evet, eyaletler arası Amerika'da savaşlar başlayacak. Ne diyorsun? Ayrıca ihtilaf devletler birlikte yeni, biz diyoruz ya, Doğu ve Batı arasında karmaşa var. Aslında tek devlet olma yolunda artık dünya. Amerika ile Çin'in işbirliği yapması söz konusu olabilir. Dünyada büyük devletler, büyük başlar bir araya gelecekler. Küçük devletleri de kendilerini de entegre etmeye 2021'de çalışacaklar. 2021'de evet, 2020, bizi bunlar bekliyor diyorsun. Tabii. 2022, peki. 23, 24, 25'ler yepyeni bir dünyaya gidiyoruz. Peki sevgili seyircilerimiz, ilişkinizdeki sorun burcundan mı tavrından mı kaynaklanıyor? Onu konuşuyoruz. Ana kuzusu olan burçları sormuş birçok seyircimiz. Özellikle ana kuzusu olan, böyle annesinin ağzının içine bakarak yaşamını sürdüren burç hangisi diye sormuş sevgili Ertuğrul. Bunu biz başta da söyledik. Yengeç geçti. Dedik. Lafı evet, geçti evet. Bu konu. O şimdi televizyonu yeni açmış herhalde. Annecidir. Boğa şeydir. Boğa erkekleri de, kadınları demeyeceğim ama kadınlar zaten kendileri abla, anaçtır. Bu konuyu kısa bir söyleyelim mi? Çünkü söyle. Bu şimdi bu hassas bir konu ya. Kimseyi kırmayalım. Şimdi ana kuzusu derken anneye saygı çok önemli bir konu. Fakat ilişki yaşamaya başladığında bir erkek kız arkadaşıyla veya işte evlendiği zaman eşiyle annesi arasındaki dengeyi çok iyi kurması lazım. Çünkü bilin ki hani biz bu işi yapan insanlar olarak birçok kadından bu konuda eleştiri geliyor ilişkisiyle ilgili. Ya hep annesiyle ilgileniyor, benim hatırımı sormuyor, bütün gün annesinde. Ya da bazı adamlar var, diyor ki her akşam hadi annemlere yemeğe diyor her akşam. İşte konu bu yani, ana kuzusu derken konu bundan bu. Bahsediyoruz. Konu bu, aynen. Yanlış.